yeniden merhaba. Şimdi genel olarak tıpta ve damar tıkanıklığında son yıllarda tedavilerde ne gibi değişiklikler oldu? Akımlar ne yönde onu hep beraber görelim. Bu aslında dünyada nasıl oluyorsa ülkemizde de aynı şekilde değiştiğini varsayabilirsiniz. Kişilerin özellikle kendi hastalıklarını ve damar tıkanıklığını uzun vadede çözüm bulmak istemeleri normal. Dünyaca ünlü Cleveland Clinic kendisi de bu konuda bir takım değişiklikler yaptı. Özellikle hastaların zihinsel durumları ve zihinsel durumlarına bağlı olarak bazı çözümler geliştirdiler. Sadece doktor değil, meslenme, spor, yoga, psikolojik destek ve birazdan göreceğimiz farklı alanlara da yöneldi. Bunu düşünün Amerika'nın en büyük ve en çok para kazanan kliniği yapıyor. Bunu kalbe indirgersek damar tıkanıklığı için kalbin iyileştirilmesi diye adlandırabiliriz. Buna biz kardiyak rehabilitasyon diyoruz. Sadece destek değil aynı zamanda tedavi amaçlı da kullanılma şansına sahip. İnsanların iyi olma halinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor. Ve bu büyük kuruluşlarda hastalara kurslar düzenleniyor ve böyle dersler veriliyor. Yani hastalığın nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini, tedavide neler kullanıldığı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Bunun üzerine ayrıyeten beslenme için kişilere bir takım dersler veriliyor ve bu derslerin içerisinde mutfak dersleri, pişirme dersleri de var. Yani nasıl beslenecekleri anlatılıyor, uygulamalı olarak da gösteriliyor. Bir diğer şey de sporla ilgili. Spor yapacaksınız ama mesela kalp hızınızın kaç olması gerektiğini bilmiyorsunuz. Nerede sıkışacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bu yürüme bandı üzerinden başlayarak size uygun bir spor programı ve egzersiz programı veriliyor. Bunun için özel uzmanlar var. Ama ekibin başında doktor var ve doktor bütün bunları belirli aşamalarda kontrol ediyor. Ve bu bir iki günlük bir tedavi. O yüzden çevredeki otellerle anlaşmışlar. Kişiler gelip burada kalıyorlar. Bu aslında ameliyat olan ya da tedavi olan hastaların hastaneden çıkmadan önce başlayan bir süreci ama sonra da devam ediyor. Ve günümüzdeki trend bu uygulamanın tedaviyi desteklemek ve tedavinin vazgeçilmez bir parçası haline dönüştürmek diye özetleyebilirim size. Hindistan bile bu konuda büyük merkezler kurmaya başladı. Bakın dünyadaki trendler nasıl? Görüyorsunuz bitkisel beslenmeden, akupunkturdan, yogaya kadar hatta manyetik bir takım tedavilere kadar değişik alanlar söz konusu. Ve bunlar giderek artıyor. Asıl önemli grafiğimiz burada. Bu grafiği özellikle size getirdim. Bakın herpler dediği şifalı otlar. Bakın pazar payı ne kadar yüksek. Gördünüz mü? Bunun yanında mega vitaminler yani vitaminlerin farklı kullanımları ki ona da değineceğiz. Özel diyetler bu çok önemli. Ve bunun yanında masaj var, yoga var ve stres azaltıcı bir takım rahatlama teknikleri ve psikolojik destek de söz konusu oluyor. Yani bir bütün olarak ele alınıyor. Covid-19 konusunda Çin'in durumunu biliyorsunuz ama Çin bu salgın olmasa büyük bir geleneksel Çin tıp merkezi açacaktı ama maalesef bu olmadı. Bunun yerine geçtiğimiz yıllarda özellikle Avrupa'da çok sayıda Çin tıp merkezi açıldı. Bakın bu fotoğrafta Mısır'dan. Mısır bile Çin Tıp Merkezi açmış. Çünkü doğal kürler gündeme geldikçe Çin'in geleneksel tıbbının kullandığı şifalı otlar, tohumlar ve bitkisel karışımlar gündeme geliyor. Ve inanın Çinler bu konuda çok çalışıyor. Biz maalesef daha henüz gerideyiz. Bu doğal kürler dediğimiz olay nedir diye soracak olursanız bir kere bu bütünleştirici tıbbın bir parçası. Biliyorsunuz alternatif demeyi sevmiyoruz, uygun değil. Bütünleştirici tıp deniliyor ve en önemli konu bu, kişisel tedavi. Çünkü biz bu kursda göreceğiz. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bitkisel beslenme, baharat ve bitkisel karışımlar yani şifalı otlar ağızdan ve damardan yeni esansiyel maddeler ki bunun içerisinde bakın mega vitaminler denilen madde var. Ama farklı vitamin karışımlarının haricinde de yeni maddeler var. Magnetik tedaviler ve stres tedavileri de bu doğal kürlerin bir parçası. Yani sıç sadece stent, balon, bypassla bitmiyor. Hatta ondan öncesinde bile bu kardiyak rehabilitasyon programları artık günümüzde tek tek veya hepsi bir arada Tedavi etmek için de kullanılıyor. Tedavi de için yeni alternatifler çıkıyor. Ve özellikle maddeleri dikkatinizi çekerim. Yakın bir geçmişten gelen bir takım çalışmalar gelecekte de bu alanda büyük gelişmeler olacağını gösteriyor. Efendim sabrınız için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.